Değerli öğrencilerim merhabalar. Yeni bir konu, yeni bir şans diyoruz. Mod problemleriyle başlıyoruz. Mod problemlerinin özünde periyodik olaylar yatar. Günlük, aylık, yıllık ya da haftalık olmak üzere. Şimdi ilk etapta nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Karşımıza çıkan soruda eğer hafta söz konusuysa o zaman bizim modumuz 7 olur. Yani 7 günde bir devreder. Eğer bizim sorudaki olayımız gün ise 24 saatte bir devreder. Modumuz 24'tür. Yani bugün günlerden pazartesi saat 14.00. Acaba 1200 saat sonra günlerden ne olur? Bu böyle olmasın hocam. Şurada bir kalan olsun. Örneğin 1205 diyelim. Bunu 24'e böleriz. Oradan günü elde ederiz. Sonra bir de günü hesaplarız arkadaşlar. İşin içine saat girerse 24'e bölerek, İşin içine hafta girerse 7'ye bölerek yolumuza devam ederiz. Eğer içinde bulunduğumuz ay Şubat ayına olduğuna göre diyelim ki 40 ay sonra hangi ayda oluruz sorusu olursa ayda da modumuz 12 olur arkadaşlar. Bazen soruların kendine özgü içinde vermiş olduğu bilgilere göre mod değişir. Örneğin bir asker 6 günde bir nöbet tutuyorsa onu 6'şer gün 6'şer gün üzerinden hesaplarız. Ama yine iş haftaya girdiği için, güne girdiği için modumuz 7 olur. Yani hesap kitap farklı olur. Orada bölecek olduğumuz sayı 7 olur. Eğer aylık olursa 12, saatlik olursa 24 olur diyoruz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Evet, bir asker 6 günde bir nöbet tutmaktadır. 3. nöbetini salı günü tuttuğuna göre 15. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi 3. nöbet salı günü tutulmuş. Bakın tutulmuş. Mesela 4. nöbet, 5. nöbet eğer bana 5. nöbeti sorsaydı 15'ten önce. Temel anlamda bu tür periyodik olan sorularda neyi dikkate almanız gerekiyor? Yapılan işlem ne manaya geliyor? Bunu iyi bilmenizi istiyorum. Eğer ben 3. nöbeti tuttum, 5. nöbeti ne zaman tutacağım diye bu soruyu çözmek istersem nöbet sayısından nöbet sayısını çıkardığımda yani 5'ten 3'ü çıkardığımda bulmuş olduğum 2 aradan geçecek olan o periyodik olan 6 gün sayısıdır. Yani 2 tane 6 geçeceğini bulmuş olurum. Bir kez daha söylüyorum. Nöbet sayısından nöbet sayısını ister sonradan önceyi ister önceden sonrayı çıkartalım. Bulduğumuz değer, bulduğumuz fark aralık sayısını verir arkadaşlar. İşte 6 günde bir nöbet tutuyorsa çarpı 6 kadar gün geçmiş. 5 günde bir nöbet tutuyorsa çarpı 5 gün kadar gün geçmiş demektir. Sonra haftalık hesaba gireriz. Şimdi burayı bir temizleyeyim. Temizledim arkadaşlar. 3. nöbet salı günü tutulmuş. Bizden istenen 15. nöbet. Acaba hangi gün? Az önce söylediğimi bir kez daha söyleyeyim. 15'ten 3'ü çıkardığımızda bulduğumuz 12 aradan geçecek olan kaç tane 6 gün olduğunu bize söyler. Yani tamı tamına 12 tane 6 yani 72 gün sonrayı hesaplamamız gerekiyor. İşin aslında özünde şu yatıyor. Bu soru bize çaktırmadan şunu soruyor arkadaşlar. Bugün günlerden salı olduğuna göre 72 gün sonra günlerden nedir'i bul diyor bana. 72'ye gidiyoruz. 7 günde bir tekrarladığından dolayı 7'ye bölümünden kalan 2. Daha sonra bugünkü nöbete geliyoruz. Yani salı tutmuştuk ya 3. nöbeti. Evet hocam. Şöyle bir daire yapıyorum. Bir sayının 7'ye bölümünden kalan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. İleriye gittiğimiz için sağdan sola doğru 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Kalan 2 idi. O yüzden burada da 1, 2, salı, çarşamba, perşembe. Yani 3. nöbetini salı günü tutan 15. nöbetini perşembe günü tutarmış. Doğru yanıtımız B'dir. Benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Bir doktor 5 günde bir nöbet tutmaktadır. 20. nöbetini cuma günü tuttuğuna göre ileride bir nöbet tutmuş. Günlerden de cumaymış. 5. nöbeti hangi gün tutmuştur? Geriye gelelim. 5. nöbet hangi gün? Arkadaşlar yine aynı şeyi yapacağız. 20. nöbet tutulmuş. 20'den 5'i çıkardığım zaman bulmuş olduğum 15
Tam 15 tane 5 gün geriye gelmem gerektiğini söylüyor bana. O zaman 15 kere 5 eder sana 75. Bir kez daha söylüyorum. Aslında sorunun özü şu. İlerideki günlerden biri cuma ise o cumadan tamı tamına 75 gün önceki gün hangi gündür bulacağız? Yine gideceğiz 7 günde bir olduğu için 7'ye böleceğiz. Kalan 5. Bu sefer makarayı geriye saracağız. Yani cumadan yola çıkmıştık. Cumayı sıfır kabul edeceğiz. Bu sefer soldan sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bize ne lazım? 5. Yani biz bunu merak ediyoruz. İster 2 gün ileriye git, cumartesi, pazar de. İstersen geri geri gel, perşembe, çarşamba, salı, pazartesi, pazar de. Öyle ya da böyle. Bize 5 lazım, onu da bulduk. O zaman doğru yanıtımız A'dır. Sıradaki soruda 365 gün çeken bir yılın birinci günü perşembedir. Birinci gün perşembe. Bize neyi sormuş? Yılın 100. günü hangi gündür? Şuraya da 100. gün diyelim. Arkadaşlar bize çaktırmadan kaç gün sonrayı soruyor? Birinci gün perşembe, 100. gün. 99 gün sonra günlerden nedir soruyor? 99'u 7'ye bölerim. Oradan 13, 14, 98, kalan 1. Bir gün ötelerim. Perşembe 0, bir gün ileriye git, günlerden cuma olur arkadaşlar. 100. gün cumadır, cevap A'dır. Benzer bir soru 365 günlük bir yılda 250. gün ileriden verilmiş. 250. gün pazarmış. Bize 50. günü sormuş. Geriye gelelim. 50. gün günlerden nedir? Çaktırmadan kaç gün önceyi soruyor? Çıkarttığımız zaman 200 gün önce günlerden nedir soruyor. O zaman ben 200'ü 7'ye böleyim. 7, 14, kalan 6, 67 kere 8, 56, 4 gün. 4 gün geriye gideceğiz arkadaşlar. 250. gün günlerden pazar olduğuna göre pazarı 0 kabul ediyorum. Geriye doğru geleceğimiz için o zaman kalan 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bana 4 lazım. İster ileriye gidersin, pazartesi, salı, çarşamba, istersen geriye gelirsin. Olay yine çarşambada biter. Doğru yanıt E'dir. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Aynı yüzme kursuna kaydolan Ege 5 günde bir, Atakan 3 günde bir ders alacaktır. Bizim Ege 5 günde, Atakan 3 günde bir ders alacakmış. Ege'nin ilk dersi Salı günü, Atakan'ın ilk dersi Perşembe günü olmak üzere. Buna göre her ikisinin de dördüncü defa aynı gün ders aldığı gün hangisidir? Şimdi bunda şuna dikkat edelim. Aynı haftanın Salı Perşembesinde bu aldı, bu aldı. 5 gün üstüne sayalım arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Ege'nin bir sonraki dersi Pazar günü. Perşembenin üzerine 3 gün sayalım. Cuma, Cumartesi, Pazar. Denk geldi. O zaman Pazar günü bunlar ilk kez, yani birinci kez ders aldılar mı? Aldılar. 5 ile 3'ü, şimdi ek okunu, ortak katların en küçüğünü aldığımızda 15. Her 15 günde bir beraber ders alacaklar. Şimdi Pazar günü ilk derslerini aldılar. Bir 15 gün sonra ikinci kez, bir 15 gün sonra da üçüncü kez, bir 15 gün sonra da dördüncü kez bunlar ortak ders alırlar. O zaman aradan kaç gün geçiyor arkadaşlar? 3 tane 15'ten 45 eder. 45'i gider 7'ye böleriz. 6 kere 7 42 kalan 3. O zaman pazarı 0 kabul ediyoruz. Bunun üzerine 3 sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Yani Ege ile Atakan dördüncü kez, yani birinci kez zaten pazar günü aldılar. Dördüncü kez birlikte çarşamba günü ders alırlarmış. Doğru yanıt C'dir. Burada da diyor ki A saati her 3 saatte bir, B saati her 5 saatte bir alarm çalması için ayarlanıyor. Bu 2 saat birlikte ilk kez 15.00 15.00'da çalıyor, çalıyor. O zaman bu birinci kez. Buna göre her 2 saatin 30. kez. Şimdi bak nokta nokta diyelim. 30. kez. Şimdi birinci kez çalmış mı? Çalmış. Peki 30. kez ile birinci kez arasındaki fark ne arkadaşlar? 29 hocam. O zaman 29 tane şimdi aradaki o zaman farkını bir bulalım ve çarpalım. Şimdi 3 ile 5'in en küçük ortak katı kaç? 15. Yani bu arada her 15 saatte bir bunlar tekrar beraber çalacaklar. Peki biz bu ne bulduk burada? 29. 29 ile
15'i gidip ameli usulü çarpmaya gerek yok. Bunu bu haliyle 24'e bölebiliriz arkadaşlar. Çünkü biz burada saat hesabı yapacağız. Ona göre 29'da 24, 2 kere 24 çıkarttım 5. 5 kere 15, 75. 75'te 3, oradan 72 kalan 3. 29'da 15'i çarpıp 24'e böldüğünüzde de 3 bulacaksınız. Parça parça bölüp kalanları çarparak yolunuza devam ederek de bulabilirsiniz. O zaman 3 saat öteye gideriz. 15'in 3 fazlası olur sana saat 18. Yani bunlar 30. kez saat 18.00'da beraber tekrar çalarlar. Doğru yanıt B şıkkıdır. Değerli arkadaşlar, bu dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.